ve rüküş var efendim. Haftanın şıkı belli. Rüküşü bir görelim. Kardan adam olur, bu kızdan şık olmaz. Alakaya çay demle. Biliyoruz benzetmenin alakası yok ama Merve Özbey kızımızı böyle görünce yapacak bir benzetme gelmedi aklıma. Kız, yıkıl karşımdan. Bu ne şimdi Merve, bu ne? Ne bu? Ne bu hal? Bu hal ne? Ah ah ah, yazık. Hala anlamamış gibi bakıyor, bir de Japonca mı sorayım? Kore hanan desuka. Şükür tuvaletçi, bu sunmar yanma ya. Hala mı anlamadın? Bir de hiçce sorayım mı? Yak ya hay. Avaram. Anlamadım. Anlamaz. Anlar da anlamaz. Cin gibi kız her dili anlar ama işine gelmediği için anlamaz. Ben ne anlarım o işlerden ya? Neyse, lafa daldık, sinirlendik, konuyu uzattık. Kusura bakmayın. Bir daha görmeyeyim, alırım ayağımın altına. Merve Özbey, jarse kumaştan bisiklet yaka, yarım kollu diz altına kadar inen tek parça bir elbise giymiş. Aslına bakarsanız elbise giymemiş, bir kumaş parçasıyla örtünmüş ilk çağ insanları gibi. Kafa ne? Kutla konti dahinahu. Nasıl vasat? Nasıl vasat? Anlatamam. Böyle jarse kumaş mı kaldı kız piyasada? Tedavülden kalkalı aylar yıllar oldu bu tarz. Bunlar numunelik. Makyajı çok özensiz. Şöyle yalandan çıkmış. Topuz saçlar o kumbiş yüzüne gitmemiş. Dağınık saç daha bir şirin gösterir halbuki kendisini. Saçları uzatsın, süper olacak. Uzatmayalım mevzuyu. Haftanın baş rüküşü Merve Özbey. 10 üzerinden 1 notu. Sıfır tolerans, hadi git durma. Çok rüküsün, rüküsün. Sevgili Serenay Sarıkaya. Ya ne yaptın kız sen böyle kendine? Senin kendine bu yaptığını düşmanın sana yapmaz. Ona söyle. Onun güvendiği dalların aklını alırım. Üzerinde yakası bol bir sivet var. Onun üzerine giydiği kuşak, o sivetle ne alaka? Çok düşündün mü bu tarzı yakalamaya çalışırken? Acıklı bir manzara. Altına pantolon niyetine giydiği o dar parlak muşamba değinmesi. Bu ne? Vay başıma gelenler. Beyaz bağcıklı ayakkabılar hangi zevkin eseri? Pardon, zevksizliğin eseri. Ben vallahi kahroluyorum. Şaka mı ediyorsun yoksa ciddi ciddi bu kıyafetle karşımıza çıkıp şık olmayı falan düşündün mü sen? Olur mu be ya? Makyajın M'si yok yüzünde. Saçlar başlar zaten darma duman. Kendini fena salmış kız bu hafta. Bu ne ayol? 10 üzerinden 1 ile haftanın başaltı rüküşüsün. Gözlerime inanamıyorum Allah'ım, gerçek mi bu? Çok rüküsün, rüküsün. İrem Derici misin? İrem Tulumcu musun? İrem Dantelci misin? İrem Karacı mısın? Nesin kızım sen? Nesin sen? Kimsin sen? Kim olduğunun farkında mı sence Cem kardeş? Ben kimim? Neredeyim? Burası neresi? Tarih ne der gibi. Sudan çıkmış balık gibi. Koskoca kız oldun artık. Siyah tül, ince askılı tulumu resmen bir kabus. Anam çok korktum bir anda. Acayip korktum. Acayip korktum. Bu tarafta yer alan siyah tüllerle tulumunu sözüm ona hareketlendireceğine katmerli rüküş yapmış kendini. O kadar da söyledim. Altına giydiği pantolon boydan boya dantelle kaplanmış. Basenlerinde kullanılan koyu kumaş nasıl göz tırmalıyor öyle? Bu işler nota çiziktirmeye benzemez. Dantel sevdası helak etmiş kızı resmen. Nereden geliyor bu dantelli dantelli dolaşma merakı? Bu devirde çözmek imkansız. Fazla klasik. Lame ayakkabıları dantelli pantolonunun altında pek görünmese de ayağına iki numara küçük olduğu her halinden belli. Zavallı parmakları ciyak ciyak bağırıyorlar. Özgürlük, liberte diye. Kurtar beni bu azaptan. Boynuna taktığı incili papyon kay sırtına konmuş, kelebek gibi alakasız kalmış. Hiç sarmadı beni. At kuyruğu saçları güzel yüzüne gitmiş, makyajını ilk kez beğendik. Burada sınıfı geçmiş ama totalde rüküşlükten kurtarmaya yetmemiş. Aynaya bak görürsün. 10 üzerinden 3 ile İrem Derici de rüküş bu hafta. Sen kendine gel, sen kendine kendine gel. Çok rüküsün, rüküsün. Ah Seda, ah sen de bunu yaparsan öbürleri ne yapsın? Ablasın sen abla. Size ne oluyor ben bilmiyorum ya. Sen ki giyim kuşam işlerinin tarihini yazan kadındı. Ne oldu sana böyle? Geriye dön. Sen ki yemez içmez en şık olmak için Milano, Paris dolaşan kadındı. Nereye gitti o kadın? İnanamıyorum, inanamıyorum. Sen ki 90 kuşağının nesli tükenen tek tük şık kadınlarındandı. Ne yaptın kendine böyle? Bu üzerinizdekilerin bir açıklaması var mı? Kadifeden kumaşı nasıl Alaturka? Sağdan sola doğru bağlanan kuyruğu kuşak şeklinde aşağılara sarkarken kolları bol tunik nasıl kötü durmuş öyle üzerinde? Kusura bakma da bence hiç yavaşmamış. Altına giydiği parlak bir yeşilin en kötü tonlarındaki pantolona gelince merak ediyorsun ne diyeceğim ama hiç merak etme. Söylemeyeceğim çünkü söyleyecek uygun kelime yok lügatımda. Bundarıkmışsın kendini ya. Hiç yavaşmamış bir defa. Tayt desen değil, deri desen değil. Nedir bu ne? Ne demek bu? Saçlar tamam, havalı, makyaj güzel, özenilmiş ama hepsi bu kadar. O kadar. 10 üzerinden 3 ile haftanın rüküşü Seda Sayan'da. Git git yoluna,
aklına. Çok rüküsün, rüküsün. Şimdi sevgili Seren, seni biz kimin önüne atsak? Yandım. Çok uğraştıracaksın beni. Gülben yorumlasın mı seni? Bize gülmeye bahane lazım. Kıyafetle karşımıza çıkarsan hak edersin Gülben'in yorumlarını. Kırmızı biber. Yoksa kız seni Hande'nin önüne mi atsam? Gaza gelip bana boş sorular sormayın. Ama kıyamam ben sana. Gülben'e Hande'ye değil herkese ayrı ayrı yorumlatacağım elbiseni. O kadar saçma bir şey var mı ya? Allah'ım yarabbim. Allah sizin yardımcınız olsun. Seren Serengil. Sen kim? Deri elbise giymek kim? Tövbe estağfurullah Allah'ım yarabbim ya. Geçti kızım o deri elbiseler devri. Yaş oldu nokta nokta. Bırak artık bu hevesi. Siz kaç yaşındasınız Allah aşkına? Siyah tek parça dar elbisesi ne yaşına ne tarzına gitmiş. Strapless kesim elbisenin bir kolu kapatılmış diğeri açıkta. Sözde tarz arıyor ya. Müthiş bir hayal kırıklığı yaşıyorsun. Yakasının biri Hanya'ya biri Konya'ya bakıyor. Biri Şam'a biri Bağdat'a bakar be. Bir üstüne kadar inen etek boyunu giydiği deri çizgi. Çizmeler kesmiş. Ha, hakkını verelim. Çizmeler kaliteli. Bir Demet Akalın çizmesi kadar olmasa da fena değil yani. Elimi öpün ki kusurunuza bakmayayım. Saçlar güzel ama makyaj her zaman olduğu gibi yine çok çok kötü. Acemice, aceleyle yapıldığı her halinden belli. Ay Gile, Gile, Gile. Ya. 10 üzerinden Seren Serengil de 3 aldı bizden ve tabii ki sınıfta kaldı. Bu vaziyetler hayra alamet değil de durdum düşündüm. Her şey seninle güzel. Yılların siyah giyinen kadınıydı o. O eski sayfayı çoktan kapattım. E ne yapsın kız, kilolarıyla başı dertteydi, kara kara dolanırdı. Seni her gördüğümde içim kararıyor zaten. Ama kırdı zincirlerini, attı kilolarını ve kendine geldi Zerrin Özer. Kilo vermedim, bu incelik tamamen elbiseden. Beyazlar içinde bir gelin gibi. Ne olur, aklı başına gelmiştir belki de. Kıyafetin modeli de kalitesi de 10 numara 5 yıldız. Ama 10 numara. Ama, evet, kocaman bir ama var. Sarışın Zerrin, beyaz tenli Zerrin'e gitmiş bu beyaz. Gitmemiş. Olmuş mu? Olmamış. Uyumuş mu? Uymamış. Biraz esmerlisin benim için iyi olacak gibi. Renkli giyinmelisin, renkli. Beyaz tenlisin sen, açık tenlisin. Kırmızı giy, mavi giy, yeşil giy, turuncu giy, mor giy. Ne renk olursa olsun giy ama beyaz giyme. Bu iş kafa işi abi. Netice mi? Pullarla tüylerle hareketlendirilen Zerrin Özer'in bu beyaz kıyafeti güzel ama kendisine olmamış. 10 üzerinden 5'le eh işte dedirtti bize. Duygularım. İşte özlenen şık bulunmuştur. Büyük bir hayranlıkla izliyor. Bastırmış parayı Demet Akalın, kırmış zincirlerini. Demek ki çalışınca oluyor. Kırmızıyı nasıl da yakıştırmış kendine. Ateş kırmızısı jase tek parça kıyafeti nasıl da havalı. Efendi, bu kadar güzel olmaya hakkınız yok. Zaten manken fiziği var ki kendileri eski bir manken olurlar. Nasıl da şık olmuş, nasıl da yakıştırmış kıyafeti kendine. Hay aklına bir yaşa. Dediğimiz gibi Diyarbakır karpuzu kırmızılığında ateş kırmızısı kıyafetiyle yakıyor yıkıyor ortalığı Demet Akalın. Seni görünce az kalsın kablim duracaktı kız. Kolları düşük drapeli şeritlerle hareketlendirilen kıyafet özlenen popçu şıklığını getirmiş sonunda Demet'e. Harika. Aynaya bakıyorum da adeta karşıdan Penelope Cruz bana bakıyor. Kıyafetinin drapeleri ahenk içinde bütün kıyafeti kaplıyor. Belinden aşağı doğru inerek eteğiyle birleşen kuşak ince bir zevkin eseri. Maşallah çok güzel olmuş. Son zamanlarda malum fazla daldı gırtlak işlerine. Karnı doysa da gözü doymadı. Yedi pastaları börekleri kilolandı ama öyle bir elbise yaptırdı ki o kiloları kayboldu gitti. Darılma ama, bana biraz kilo almış gibi göründün bebeğim. Omuzlar açık, dekolte biraz fazla iddialı ama onu da biz değil Okan enişte düşünsün değil mi? Ya omuzlar falan açık, gayet güzel oldu ya. 10 üzerinden 8'le Demet Akalın bu hafta açık ara haftanın en şık kadını.